Rakip ismi ise Yüce Rabbimizin her şeyi, bütün varlığı gören, gözeten ve her şey onun murakabesi, gözetimi altında olan Yüce Rab demektir. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kulları üzerindeki biraz daha klasik tabirle nigahban, yani her şeyi gördüğü, gözettiği, kulun da bir gözetim altında yaşadığının idraki içinde olması gerektiği, bazen alim sıfatıyla, habir sıfatıyla, hafi sıfatıyla, işte bazen de böyle rakip sıfatıyla anlatılmakta, kısaca insana bir ana mesaj verilmekte. Ey insan, sen şu dünyaya başıboş gelmedin. Hikmetsiz yaratılmadın. Sebepsiz yaratılmadın. Şu dünyaya gelişinin bir manası, bir anlamı, bir hikmeti var. Sen de bu hikmeti kavra, bu manayı düşün ve ona göre Cenab-ı Hakk'a kul ol demek. Allah alimim diyor, halini bilirim diyor. Basirim diyor, görürüm diyor. Semiyim diyor, duyarım diyor. Ve rakibim, ey kolum diyor, ben seni böyle gözetleyip durmaktayım. İhtiyacını da görüyorum senin, yalvarışlarını da görüyorum. Ama yaptığın bütün fiilleri de ben görüyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Nitekim Nisa suresinin ilk ayeti ki doğrudan doğruya insanlara hitap ediliyor, bütün insanlara. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü tekû rabbeküm. اَلَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten, yani babanız Adem'den yaratan, sonra ondan eşini yaratan, sonra onlardan da erkekleri ve kadınları yaratan Yüce Rabbinize karşı sorumluluğunuzun farkında olun. Ve tekrar vettekullahi allazi tesaelune bihi vel erham. Kendisi hakkında birbirinizden hakkınızı talep ettiğiniz Yüce Rabbe karşı daima takva üzere olun. Zira innallaha kana aleyküm rakiba. Şüphesiz Allahu Teala sizin üzerinizde daima sizi gözetlemektedir. Her halinize muttalidir Yüce Rabbiniz. Ve dolayısıyla kula bu manada bir murakabe hali telkin ediliyor. Murakabe ne? İnsanın bizatihi kendi iç dünyasını, kalbi ahvalini, hissiyatını, yaptıklarını hep kontrol etmesi demek. Haline murakip olmak demek. Murakip gözetlemek demek zaten. Türkçemize de geçmiş bu kelime. Murakip kelimesi. Bir şeyi takip eden, gözetleyen demek. Ama kulun gözetlemesiyle şüphesiz yaratanın gözetlemesi farklıdır. Birbiriyle kıyas edilemeyecek bir durumdadır. Onun için aziz dinleyenlerim, özellikle 3 aylar dediğimiz bir kutlu mevsime giriyoruz. İnşallah 2 gün sonra, bugün pazartesidir, yarın salı, bir gün sonra da çarşamba, bir Recep 1435'e girmiş olacağız. 1 Mayıs Perşembe günü de akşam Regaib Kandili oluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu aylar girdiğinde adeta bir Ramazan'ı iple çeker gibi bir manevi şevk hali kendinde görülür. Buyururlardı ki, Ya Rabbi şimdi Recep'e girdik. Bir ay var önümüzde. Bu bir ayı bizim için mübarek kıl. Ondan sonra bir ay daha var, o da Şaban ayıdır. Onu da bize mübarek eyle Ya Rabbi. Ama senden diliyorum Allah'ım, beni Ramazan'a da kavuştur. Demek ki sevgili Peygamberimiz için Ramazan'da ne tecelliler oluyor ki? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 ay önceden başlıyor. Allah'ım beni bir Ramazan'a kavuştur. Gecelerinde, gündüzlerinde sana daha farklı kul olma azmindeyim. Senin ilahi ikramlarına kavuşmak arzusundayım. Kadir gecesine kavuşmak arzusundayım. Kur'an mukabelleriyle buluşmak arzusundayım diye sevgili Peygamberimiz bizatihi Ramazan iklimine 2 ay önceden hazırlanmış oluyor. Bizler de aziz dinleyenlerim, belki işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sünneti seniyesine uyarak hemen Recep ayından itibaren
kendi manevi ahvalimize yeniden murakip olmak, şöyle kendimizi bir muhasebeye çekmek, iç dünyamıza bakmak. Bir önceki sohbetimizde Cenab-ı Hakk'ın El-Hasib isminden bahsetmiştik. Bir hadis-i şerif vardır, bütün dinleyicilerimizin bildiğini tahmin ettiğim. Hasibu enfüseküm kable entuhasebu. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin. Evet, bir gün biz hesaba çekileceğiz aziz dinleyenlerim. Bir gün her şey önümüze konacak ve biz dünyada murakabe etmediğimiz, bakmadığımız, görmediğimiz, gözetlemediğimiz alanları o gün görmüş olacağız. Bunun için de bu aylarda Celal sahibi Yüce Rabbin farkında olmak ve o Celal-i İlahi'nin karşısında eğilmek, Kerem sahibi Rabbimizden ümitler içerisinde olmak ve rakib olan Rabbimizin bizi daima murakabe ettiğinin idraki içinde biz kendi kendimizi murakabe etmek, davranışlarımızı murakabe etmek, hissiyatımızı murakabe etmek, sahip olduğumuz bütün imkanları bir gözden geçirmek ve bunun yanında da Rabbimizin ahadiyetini, onun bizimle beraber olduğunu, bize şah damarımızdan belki daha da yakın olduğunu ve nihayet onun bizi sevdiğini, bizim de onu sevmek durumunda olduğumuzu tasavvufi literatürde murakabeler diye geçen o manevi halleri bu mübarek mevsimlerde biraz daha yoğunlaştırmak elbette ki bizim ahiret hayatımız için büyük nasiplere vesile olacak diye düşünmek mümkündür. Bu vesileyle aziz dinleyenlerim, idrak edeceğimiz mübarek Leyla-i Regaib'imizi, 3 aylarımızı tebrik ediyor ve bu aylarda Rabbimizin feyizleriyle buluşmayı, onlara nail olmayı ama bizi o feyizlere taşıyacak güzel kullukta da muvaffak olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti tekrar hepimizin üzerine olsun efendim.